Herkese selam, ben Şeyma, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Huda Beauty'nin Demi Matte krem rujlarını deneyeceğim. Daha doğrusu rujlarını değil, rujlarının renklerini deneyeceğim. Sephora alışverişimde böyle bir sample geldi bana. Bütün serinin renkleri var burada. O yüzden birlikte deneyelim istedim. Hem siz de online alışveriş yapacaksanız, bu rujlara bakmak istiyorsanız renklerini, duruşunu görmüş olursunuz diye düşündüm. Böyle ufak bir video hazırlamak istedim. Hem yapısını da incelemiş oluruz. İlk defa deneyeceğim ben Huda Beauty'nin rujlarını. Daha önce hiç denemedim. İlk önce şöyle bir bakalım. Rujumuz ne kadar? Kaç tane rengi var? Türkiye'deki satış fiyatı şu an 199 TL. 15 tane renk seçeneği var. Açıklamasında da yumuşak ve hafif formüllü, yüksek pigmentli, kremsi dokulu, yoğun renk bırakır. Ürün formülü dudaklarda kaldığı sürece kolajen üretimini destekleyen ve dudakları nemlendiren maxi lip ile zenginleştirilmiştir. Yani saten bitişli olacak, dudakları kurutmayacak. O zaman ilk rengimizle başlayalım. Game Changer isimli renk. Önce dudağımıza sürelim, sonra eğer kalırsa koluma da swatchlayacağım. Söylediği gibi dokusu çok kremsi. Güzel bir pembe tonu var. Böyle çok canlı da değil, çok soluk bir pembe de değil. Tam ortada kullanılabilecek güzel bir pembe. Özellikle de yaz ayları için güzel olacağını düşünüyorum bu rengin. Şöyle biraz bir 5 dakika falan bekleyeceğim. Kuruduktan sonra nasıl gözüküyor onu merak ediyorum. Ondan sonra diğer renkleri daha hızlı bir şekilde deneriz birlikte. Bir 5-6 dakika geçti, kurumadı. Sanırım böyle kalacak. Normal mat rujlar gibi değil de daha parlak ve kremsi duruyor şu an dudaklarımda. Hafif de böyle dudaklarımı karıncalaştırıyor. Sanırım içerisinde mentol de var. Dudakları dolgunlaştırma etkisi de var. Çok hafif hissediyorum onu da. Ama böyle çok rahatsız edici derecede değil. Çok çok hafif. Ben gayet sevdim formülünü. Zaten böyle o çok mat görüntüden ben de çok sıkıldım artık. Daha böyle kremsi ve saten bitişli, daha parlak bitişli rujlar daha çok hoşuma gidiyor bu aralar. Matları da hala kullanıyorum. Bazı renkler var mesela vazgeçemediğim mat rujlarımda, onları hala kullanıyorum ama sanırım bu tarz görüntüyü daha çok seviyorum. Geçiyorum ikinci renge. Bundan sonra daha hızlı sadece renkleri deneyerek gidebiliriz. Umarım dudaklarım bu videonun sonuna kadar dayanır. Fırçamı olabildiğince temizleyeceğim. Her ruj için fırça kullanamayacağım için aynı fırçayla devam edeceğiz. Böyle üst sırayı bitirelim önce. İkinci rengimiz Revolutionary. Böyle soğuk kahve gül kurumsu bir renk gibi. Bayağı sevdim ben bu rengi. Böyle 90'ları anımsattı bana. Bence gayet güzel bir renk. Üçüncü rengimiz bir kırmızı. İsmi ise Boy Collector. Bu tam benim sevdiğim yoğun kırmızılardan. Ben çok sevdim rengini. Normal bir mat rujda bunu asla yapamazsınız. Çünkü bir taraf diğer tarafa yapışır falan ama bu çok kremsi. Dördüncü rengimiz daha nude tonlarda bir renk. İsmi ise Mogul. Bu bayağı benim dudak rengime benziyor. Şu ana kadar denediklerim içerisinde en güzel renk bence bu. Çok çok güzel. Ne çok pembe ne çok kahve. Tam arada. Beşinci rengimiz Sheikah. Bu renk de bayağı güzel duruyor. Hoş bir pembe. Koyu bir pembe. Altıncı rengimiz Lady Boss. Güzel bir mürdüm rengine benziyor. Çok herkesin seveceği bir renk değil ama benim kullanabileceğim bir renk. Ben seviyorum bu tarz renkleri. Gerçi benim rujda sevmediğim bir renk yok sanırım. Kullanmayacağım dediğim. Böyle makyajda dudakları değiştirmeyi seviyorum. Çünkü genelde farla uğraşmaya çok üşendiğimden ruj daha kolay geliyor bana. Daha doğrusu rujla oynamak daha kolay geliyor.
Bir önceki rengin içerisine biraz daha fazla morluk, vişnelik karıştırılmış gibi duruyor. Bir sonraki rengimiz feminist. Güzel. Umarım saçıma değmedi. Bir sonraki rengimiz feminist. Güzel bir pembe nude gibi duruyor. Kesinlikle şu ana kadarki favorim. Çok çok güzel bir nude. Şu ana kadarki iki favorim de birbirine bayağı benziyor. Mogul biraz daha, çok azıcık daha koyu diyebilirim. Feminist bir tık daha hafif pembelik içeriyor. Bir de bir tık daha açık bence. Bir sonraki rengimiz provokatör rengi. Böyle soğuk, grimsi bir renk. Bilemiyorum. Sanki bana böyle çok soğuk renkler yakışmıyormuş gibi geliyor. Daha sıcak renkleri kendime daha çok yakıştırıyorum. Ama kötü bir renk değil. Bir sonraki rengimiz Bavs isimli renk. Bu da koyu mor gibi. Bayağı koyu bir mor. Tüm renkler çok opak bu arada. Çok azıcık alsanız bile tamamen full rengini veriyor. Bence bu rengi dudak kalemiyle kullanmak isteyebilirsiniz. Çünkü köşelerde birazcık rengi açık duruyor. O yüzden de tam iyi gözükmüyor. Kesinlikle dudak kalemi isteyen bir renk bence. Bundansa şu diğer mor benim için daha kullanılabilir gibi. Şu an o kadar her yerim ruj ki. Az kaldı. 2, 4, 6 tane rengimiz kaldı. Diğer rengimiz ise Catwalk Killa. Bir önceki rengimize benziyor ama daha böyle soğuk. Bu rengi sevdim bayağı. Diğer morlara göre daha güzel geldi. Bu rengin böyle daha açık tonlarında bir lip gloss aldım yakınlarda. Onu severek kullanıyorum. Bu da birazcık onu anımsattı bana. Yine bir nude geliyor. Bunu da sevecekmişim gibi hissediyorum. Day Slayer ismi. Feminist'le yan yana bir swatchlamak istiyorum. Feminist daha pembe alt tonlu. Bu Day Slayer daha kahve alt tonlu. Ben ikisini de sevdim. İkisi de çok güzel nude. Diğer rengimiz Bonnie. Tatlı bir pembeye benziyor. Tam bir şeker pembesi. Bayağı tatlı bir renk. Böyle özellikle bronz tende yazın çok güzel duracak bir renk bence. Diğer rengimiz Shiro. İsmini çok beğendim. Shiro. Çok güzel düşünülmüş bir isim bence. Bu da böyle sıcak şeftalimi sürünüyordu gibi. Burada daha koyu duracakmış gibi ama dudakta bir tık daha açık duruyor sanki. Benim çok kullanmayı sevdiğim bir ton, böyle hafif şeftali pembe. Feminist, Day Slayer ve Shiro. Şu ana kadarki 3 favorim. Feminist pembe nude, Day Slayer kahve pembe nude, Shiro ise daha şeftali nude.
Diğer bir rengimiz Passionista. Bu da çok canlı bir mor pembe. Bu rengin aynısından başka bir markanın ruju var bende. Bayağı seviyorum bu rengi ben. Ve geldik son deneyeceğimiz renge. Bu da çok güzel düşünülmüş bir isim. Shio. Shio. Bu da güzel bir kahve pembe. Favorilerim değişmedi. Feminist, Dayslayer ve Shiro renklerini çok sevdim. Boy Collector isimli kırmızı da çok güzel. Benim sevdiğim bir kırmızı. Ama bu formülde tercih eder miyim onu bilmiyorum. Bu tarz formüllerde daha açık renkler kullanmayı seviyorum ben. Daha koyu renklere gelince bir tık daha mat olabilir diye düşünüyorum. Bence renk skalası çok güzel. Herkes kendine göre istediği bir rengi bulabilir bence bu ruj koleksiyonunda. Güzel bir kırmızıya sahip, güzel pembeler, nude'lar içeren, morlar içeren güzel bir ruj koleksiyonu bence. Ve videonun sonuna geldik. Böyle ufak bir video hazırlamak istedim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye!